Ankara Kulübü Derneğimizin televizyonu Kızılca Günü hoş geldiniz. Bir gizlinin peşinde programı çekeceğiz. 27 Aralık'a yaklaşıyoruz. Birkaç gün var. O günleri konuşacağız. Çok sevgili bir konuğum var, dostum var. Artık siz de iyi tanıyorsunuz. Cevdet Cantürk. Onun bir sürü ünvanı var. Yapımcı, yayıncı, televizyoncu, Kurtuluş Savaşı anlatıcısı. Ama ben daha çok destancı halini seviyorum. Cevdet hoş geldin. Hoş bulduk Taner Hocam. Şimdi evet birkaç gün var 27 Aralık'a yaklaşıyoruz. 27 Aralık 1919. Gazi Kemal Ankara'ya gelecek. Ama nereden oraya gelecek, nasıl gelecek ve geldiği gün Ankara'da neler olacak? Çok az bilinen haliyle muhtemelen izleyicilerimiz de çok şaşıracaktır. Bunları konuşalım istiyorum. Bu arada izleyenlerimiz bir saz sesi duyuyorlar. İbrahim Metehan Sabah çalıyor aslında. Çok genç bir saz sanatçısı. Dilerim önümüzdeki günlerde kendisini bir konser formatında bu ekranlarda izleriz. Evet Cevdet, kahve fincanları dedin, onları getirdim stüdyoya. Herhalde bir şey olmalı, bir anısı olmalı. Başlayalım istersen. Temsil heyeti Ankara'ya geldikten sonra Ziraat Mektebi'ne yerleşti. Ama paraları yoktu. Temsil heyeti yokluklar içinde ilk gün çalışmalarını yaptıktan sonra örnek din adamlarından Börekçizade Rıfat Efendi ziyarete gitti. O ziyaretin ayrıntılarını Mazhar Müfit Kansu'dan biliyoruz. Hı hı. Bize şöyle anlatıyor. Geldiği zaman telaşa düşüyor çünkü para yok, ikram edecek kahve, şeker bulunamıyor. Misafiri karşısına oturttuktan, buyur ettikten sonra zannımca kahve içmezsiniz değil mi Hoca Efendi diyor. Ne müthiş ya. Börekçizade Rıfat Efendi içmem efendim içmem diyor. Sonra elini cübbesinin içine götürüyor. Bir paket, bir torba çıkarıyor. Masanın üstüne bırakıyor. O dönemin vefakar Ankaralıları aralarında para toplamışlar. Ve temsil heyetine iaşelerini sağlamak için o parayı Börekçizade Rıfat Efendi getirmiş. Bunun üzerine çekmecede kalan son şekerle son kahveyi gönül rahatlığıyla ona ikram ediyor. Yani evet. 102 yıllık bir kahve hatırası. Güzel. Ama ben müsaadenizle bir şey söylemek istiyorum. Buyur kardeşim. O parayı kimler vermiş biliyor musunuz? Bizim onlara borcumuz var. Bir onların birkaç tanesinin ismini say tabii. Okuyalım. Say tabii. Minnetle şükranla analım. Elbette. Avundukzade Remzi Bey en başta. Fabrikatör Şevket Bey. Sonra Hacı Tahir Ağa. Müsait Arif. Nafiz Bey. Paşazade Arif. Çülhanzade Osman. Alemdarzade İsmail Bey. Çürükçüzade Ekmek Müteahhiti Hasan Efendi. Hacı Sabri Efendi. Gönül ister ki bunları Ankara'mızın önde gelenleri. Heykellerini şöyle dikelim ya. Heykellerini dikelim Cezet. Bu liste say say bitmez. Bilal Şimşir, büyük araştırmacı, o arşivlerden çıkartan birisi. Bunları en azından afişe edelim o günlerin hatırasına. Ve o gün o parayı verdikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Çok ilginç bir şey daha var. Sözü size bırakmadan anlatayım. Uzun zamandır temsil heyeti iyi beslenemiyordu. Kuru fasulye pilavdan, bulgur pilavından başka bir şey yemiyorlardı. O gün iaşeyi düzenleyen Mazhar Müfit Bey dayanamadı ve pirzola sipariş etti. Akşam Ziraat Mektebi'nde alt kattaki yemek salonunda buluştular. İlk kez ve son kez bir ziyafet yapıldı pirzolayla. Ama o yemeği sıra dışı kılan şey bir tatsızlık çıkmasıydı. Temsil heyetindeki Alfred Rüstem ya da Ahmet Rüstem diye geçer kaynaklarda ama asıl adı Alfred'dir. Osmanlı'nın Washington sefiriydi. Alfred Rüstem yemek bitince tütünle ilgili bir eyleme girişiyor. Hı hı. Mustafa Kemal ona bekleyin bekleyin deyince alınganlık gösteriyor ve herkesin arasında küçük düşürüldüğünü söylüyor. Oysa
irmik helvası yapılacağını biliyordu Mustafa Kemal. İlk tatlıdan kez, sonra. Tatlıdan sonra. Ve ilk kez tatlı yiyecekler haftalar haftalar sonra. Bu alınganlık neye yol açıyor? Şimdi sanırım herkes çok şaşıracak. Alfred Rüstem Mustafa Kemal'i düelloya davet ediyor. Oo, bu kadar abartıyor. Bu kadar abartıyor. Mazhar Müfit ona soruyor. Ne yani? Milletin tek ümidi var. Onu mu öldüreceksin diye? Hayır diyor. Niyetim o değil. Şerefimi kurtarmak. Düello edeceğiz ve paşa beni vursun diyor. Silahı da o seçsin. Bu konu Mustafa Kemal'e de iletiliyor. İş çok ciddi. Ne yani diyor? Düello mu yapacağız? Vatan millet derdindeyken biz. Mazhar Müfit Bey sonunda olayı tatlıya bağlıyor. Ama Alfred Rüstem'in şu cevabı da çok güzel. Paşa Hazretleri silah seçtiler mi diye sorunca Mazhar Müfit Bey de seçti diyor. Süpürge sopası. Aşkı çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Evet Cevdet, şimdi Sivas'a dönelim bence. Dönelim. Başlangıç noktası aslında. Bir tür milat değil mi? Hem kurtuluş dönemine hem hatta kuruluş dönemine ilişkin bir sürü referans barındırıyor. Mücadele biçimimizin taktiğini, stratejisini tarif eden bir kongre o. Biraz Sivas anlatır mısın bize? Ne yapıyorlar? Nasıl geçiyor günler? Sivas. Neyin kararları üretiliyor? Sivas Kongresi tabii ki temel taşıydı milli mücadelenin. Sivas'ta da ama heyetin yaşantısını önce bir parantez açalım. Lise binasında barınıyorlardı. Ama onları koruyacak kimse yoktu, şöyle söyleyeyim. Harekat Şube Müdürü bile, bir binbaşı dahi elinde tüfekle geceleri nöbet tutuyordu. Yaverler bile nöbeti ondan alıp etrafta dönüyorlardı. Binanın içinde ise çok ilginçtir. Polis müdürü Mazlum Bey var. Kuş uçurtmuyor. Üst kata çıkan merdivenin başında onun odası. Mazlum Bey kim biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. 100 yıl öncenin ünlü, sevilen yazarı Ahmet Rasim'in oğlu. Oo. Bunlar ne hikayelere yol açacak ilerleyen zamanlarda. Ve orada tabldot usulü yemek yiyorlar. Ve vatanı kurtaracak olanlar 200 kuruş aylık ceplerinden ortaya para koymak suretiyle karınlarını doyuruyorlar. Ama Sivas'a gelen giden öyle çok ki, gazeteciler bir taraftan, Amerikan inceleme heyeti, Harvard heyeti özellikle. Bu temaslar çok Türk tarihinde önemli temaslar aslında. Fakat Sivas Kongresi toplandığında asıl tartışma Ankara'ya yansıyacak olan şeydir bu. Sivas'ta bir milli iradenin hakim kılınması söz konusu. Doğru. Fakat tartışma İstanbul'dan gelenler tarafından başka bir mecraya sürükleniyor. Katılımcılar Denizli delegesiydi galiba. Onlara şöyle söylüyor. Yani bize İstanbul'dan getire getire mandayı mı hediye ettiniz? Mandayı mı getirdiniz diyor. Sivas'ın temel meselesi manda ve himaye tartışması. Güzel. Manda ve himaye deyince de aklıma benim. Müthiş bir hikaye geldi. Anlat. Tıbbiyeli Hikmet. İstanbul Biliyoruz. Delegasyonundan birisi. Bu mandacı değil ama. Akşam olduğunda Sivas'ta o kongrenin yapıldığı binanın üst katında sohbetler devam ediyor. Bir akşam Tıbbiyeli Hikmet söz alıp Mustafa Kemal'e diyor ki, paşam, İstanbul'daki tıbbiyeliler beni vatanın kurtuluşuna yardımcı olmak için gönderdi buraya. Ama durmadan manda ve himaye konuşuyoruz. Ben mandayı kabul edemem. Siz dahi mandayı kabul ederseniz sizi kınarız. Vatan kurtarıcı değil, vatanı batırıcı paşa deriz. Ortalık buz kesti. Herkes Mustafa Kemal'e bakıyordu. O yanındakilere dönüp şu sözü söyledi, hatırlayacaksınız. Görüyor musunuz gençliğin damarlarındaki asil kanı? O söz 1927'de Büyük Nutk'un en son ifadesi olacaktı. Hiçbir şey boşuna değil. Sonra da bakın, bu da çok önemli, Ankara'ya gelirken Tıbbiyeli Hikmet'e döndü ve dedi ki, merak etme delikanlı. Parolamız tektir ve değişmez. Ya istiklal ya ölüm. Sivas böyleydi işte. Evet. Kongrenin tek cümlelik özeti bu aslında değil mi? Böyle mi tarif ediyoruz? Milli iradenin hakim olması ve kurtuluşa giden yolda temelin atılması. Bir de burada şey var. Bir parola hikayesi var hocam.
Evet, burada iki parola söz konusu. Birinci, birinci parola az önce söylediğimiz tıbbiyeli hikmet. Yol açıyor ve ya istiklal ya ölüm, dünyaya açılan parola. Diğer parola ne biliyor musunuz? O kongreye de gelen Kara Vasıf'ın temsil ettiği Karakol Cemiyeti'nin İstanbul'da gerekli kişilere fısıldadığı bir parola. İstanbul'dan çıkıp Anadolu'ya geçmek için öyle kolay değil. Herkesten izin almanız lazım. Hem İngilizlerden izin alacaksınız, hem de daha henüz Ankara kurulmadı ama Ankara hükümeti oraya giden yolda bir parola söz konusu. İstanbul'u terk etmek için millici güçlerle işbirliği yapmak isteyenlere söylenen gizli parola var. O gizli parola da Ankara'ya geldikten sonra ifade edelim. Peki. Evet, burada bir hükümet meselesi var zaten. Sivas'ın bu en çarpıcı işte, olaylarından yani, birisidir bu. Yeni hükümetin oluşturma biçimi. Evet, damat Ferit hükümeti o. Ali Galip olayı, Nutuk'ta bahseder Mustafa Kemal. Hain bir suikast teşebbüsüdür Osmanlı hükümeti tarafından Sivas Kongresi'ne yönelik düzenlenmiş. Bu ortaya çıkınca öyle hünerle telgraf haberleşmesi yapılıyor ki Sivas ve İstanbul arasında. Sonunda sadrazam devriliyor, hükümet düşüyor ve yerine gelen hükümet Sivas'tan yükselen milli sesi ciddiye alıyor. Yani tanımış oluyor. Böylece görüşme başlıyor. Amasya'da Salih Paşa'nın temsil ettiği hükümet kanadıyla Mustafa Kemal'in millicileri bir araya geliyor ve başından beri istedikleri şey için anlaşma sağlanıyor. Barış yapılacaksa bunu milletin iradesi yapmalı. Onun için meclis açılmalı. Meclis. İşte o hükümetin düşürülmesi buna yol açıyor. Doğru. Meclisin açılmış kararı. Ben anımsıyorum kararı. Doçent Halil Özcan hocamla savaş yıllarını ve telgraf örgütlenmesini konuşurken PR teşkilatını konuşmuştuk. Hatta onun içinde bu hükümetin düşürülme meselesi konusunda, yani sadrazamın güç durumda bırakılması konusunda katkıları olduğunu konuşmadığımızı hatırlıyorum. Kesinlikle öyle. Ben de telgrafçıları çalıştım. Henüz kitabı yayınlama fırsatı bulamadık. Ama telgrafçılar milli mücadelenin bilinmez kahramanları. Hem de nasıl. Bence dünyanın en gelişmiş istihbarat örgütlerinden de biri. Evet, ruhları şad olsun. Şad olsun. Ayrıca da hemen ben hep yaparım bunu. Kitabınla beraber onu konuşuruz burada, değil mi? Bir söz. Kitap çıktığında söz. Söz, peki. Hep sıkça konuşulur ve benim programlarımda da sıkça konuştuk aslında Ankara'nın seçilme meselesini, arka planını, yani Ahi Cumhuriyeti ile ilişkilendirerek bir cumhuriyet geleneği, bir tarihi deneyim. İşte bunu coğrafyaya bakarak değil, ben tarihe bakarak karar verdim noktasında Mustafa Kemal'in şeyleri var, ifadeleri var. Ama buna ne zaman karar verildi noktasında da bir merakım da yok değil açıkçası. Nasıl bir şey bu? Bu az önceki Amasya'daki görüşmenin... Yani İstanbul'dan çıkmadan önce başkentte buluşma noktasında bir kararı var zaten. Yani kolordu yer değiştirmeleri meselesinde zaten kararını vermiş. Dolayısıyla aylar önce İstanbul'da Ali Fuat Paşa'ya kolordu'yu yürüt dediğinde... Evet, çoktan. O karar verilmişti. Hatta Samsun için veda etmeye gittiğinde Genelkurmay Başkanlığı'na Cevat Paşa'ya o halde... İlk emrimiz şu yöndedir, lütfen gerçekleştiriniz dediği emir de kolordunun içerilere, Ankara'ya doğru yürütülmesiydi. Bu da altını çizdiği andı. Ama Sivas'ta temsil heyeti 16 Kasım tarihinde bir komutanlar toplantısı yaptı. Orada bu konu görüşüldü. Mustafa Kemal, orada aslında meclisin nerede açılacağı görüşüldü. Herkes payitahta. İstanbul'da açılması gerektiğini söyleyince onları ikna edemedi. Ama genel olarak hem Nutuk'ta açıkladığı gibi hem de sizin az önce ifade ettiğiniz sebeplerin üstüne bir iki şeyi bir daha hatırlatalım. Olur. Ankara, Sivas'tan daha kolay haberleşme kurulabilen bir yerdi. Evet. Ankara demir yolunun ucundaydı. Ankara çoktan milli hükümete bağlanmıştı. Dolayısıyla bütün bunlar yan yana geldiğinde Ankara o tarihi geçmişiyle de birlikte olduğunda yeni dönemin millicilerin merkezi olmayı çoktan hak etmişti. Güzel. Evet hocam, hep merak ederim, hep de konuşurum. Bu arabanın lastikleri meselesi var, yolculuk meselesi var.
Patlamıyor ya. Bile lastik. Çünkü şey değil, havayla dolmuyor, başka şeylerle doluyor. Biraz lastiklerden başlayarak yolculuğu başlatalım. Lastik bile yok aslında. Değil yola mi? Çıkacaklar. Bir kadıncağız var değil mi? Lastik sağlıyor. Evet, az önce yabancı. Onun ismine baktım az evvel. Şimdi o dönemde Orta Doğu'ya gözünü dikip o savaşı çıkartanlar İngilizler, Fransızlar ama orada gözü olan bir de Amerika. Amerika var tabii. Amerika ama bunu savaşla değil, daha o zamandan kültür diplomasisiyle yürütme yolunu seçmiş. Misyonerlikle. Evet. Kısmen. Bunun ismi o zaman da Near East Relief faaliyetleri. Neyse. Çeşitli okullar ve hastaneler o günlerin, o politikanın armağanı olmuş Anadolu'da. İşte onlardan birisi Mary Louise Grafham isimli okul müdüresi. İki çift otomobil lastiği veriyor. Altı tenekede benzin ediniyorlar ondan. Parasının borç karşılığı, makbuz karşılığı ödeneceği ifade ediliyor. Ama kendisi bunu almak istemiyor. Bir karlı bir kış gününde Sivas'tan yola koyuluyorlar. Öyle olmadı zaten. Değil mi? Tabii. Aralığa geliyoruz. Aralık ayı. Zemheri mi? Zemheri olsa gerek, evet. Zemheri diyelim biz. Öyle ki arabaların üstü açık, körükleri yırtık. Kış günü gidiyorlar ve kurtlar kara saplandığında yemesin diye herkes elinde tetikle gidiyor. O lastikler bugünkü lastikler değil tabii ki. İçleri paçavrayla dolduruluyor. Samanla, paçavrayla. Sonra onlar da kullanılmaz hale geliyor. O yüzden yedekler takılıyor. Benzin bitince kim bilir nelerden. Ama şöyle bir ruh hali var. İlk günden beri, Samsun'a çıktığından beri bir marş dillerinde dağ başını duman almış şeklinde yürüyelim arkadaşlar. Ama bir de onların çok sevdiği bir başka marş var. O da o yolculuk sırasında söyleniyor. Ey gaziler, yine yol göründü Tuna boyuna, yine yol göründü hudut boyuna, nicedir yüz sürmedik Tuna'nın suyuna. Ne güzel. Bağıra bağıra bununla geliyorlar. Uzun, yorucu bir yolculuk. Evet, Ankara'da onları nasıl bir siyasi hava bekleyecek? Ankara daha doğrusu şöyle söyleyelim, tam içinde bulunduğumuz günler, 27 Aralık'a birkaç gün kaldı. 1919, 102 yıl değil mi? 102 yıl önce Ankara'yı bize bir çerçeveler misin? Fakir ne bekliyor, ne bekliyor Gazi Kemal'i? Ankara'nın en azından sosyal atmosferi, evet Ankara Sivas'a bağlanmış. İstanbul'a çektiği telgrafta sizi de tanımıyoruz, padişahı da tanımıyoruz demiş. Millici duruşunu ortaya koymuştu ama öyle saf bir millici kenti değildi. Ajanlar vardı. İstanbul'daki askerler vardı, yabancı askerler hocam, işgal altındaydı. Zaten işgal altındaydı. İngilizi var, Fransızı var. Ben hep söylüyorum, tekrar diyorum, Senegallisi bile var. Senegallisi vardı efendim ama ajanların kim olduğunu bilmiyoruz. Bulabilirsem şurada. İstanbul'daki İngilizlerin ajanları var. Rahip Friu'nun adamları bunlar. Rahip Friu, altı çizilmesi gereken bir din adamı ama ajan. Bizim o dönemde pek çok din adamı Anadolu Harekatı'nın aleyhinde çalışırken, İngilizlerin din adamı da Anadolu Harekatı'nın aleyhinde çalışıyor, kuyu kazıyordu. Şimdi onların Ankara'daki adamları diyor ki, o şey diyor, merkezine bildirdiği raporda, adamlarım Ankara ve Kayseri'de çalışıyor. İngiliz muhipler cemiyeti genişliyor. Köylerde el altından çalışmaya başladık. Köylere kadar sızmışlar. Tertiplerimiz verimli sonuçlar verecek. Biraz daha para gönderin. Demek ki parayla çok şeyler yapıyorlar. Bu da olumsuz tarafıydı. Ankara'da bir yandan ticaret yapan yabancı İngilizler var. Bir yandan Fransızlar var. Dediğiniz gibi Senegalli askerler bile var ama Ankara şu anda fonda duyduğumuz türkünün ezgileri hali pür melalini anlatıyor bize. Bir hazin atmosfer içinde yaşamını sürdürüyor. Umut yok, karanlıklar içinde bir bekleyiş var ama Mustafa Kemal'in muhakkaka bir nura doğru yürüyoruz diye imzaladığı bir fotoğraf var Ruşen Eşref'e. O fotoğrafın ta kendisi, imzası Salih, çoğaltılmış
elden ele Ankara'da dolaşmaya da başlamış. Ne güzel. Ne yapıyor Ankaralı? Gazi Kemal'in gelişinden haberdar. Bir hazırlığı olmalı. Evet. Şimdi 26 Aralık 1919'a gözlerimizi çevirelim. Bugünkü Etnografya Müzesi, hı hı, Türk Ocağı binasının olduğu yer. Yer Namazgah Tepe. Namazgahta bir cuma namazı. Hı hı. Hınca hınç kalabalık. O cuma namazında Beynamlı Mustafa başta. Elbet o da örnek bir din adamı. Börekçizade Rıfat gibi. Gün silaha sarılma günüdür. Kızılca gün sancağı açıldı. Düşmana karşı birleşme günüdür diyor. Şimdi o bunu söylediğinde zaten halk galeyan halinde. Ama öncesinde Ankara'nın ünlü Hakan'ı, Yahya Galip, vali vekili. Hakan ünvanını da şuradan alıyor. İstanbul hükümeti 200 kadar tutukluyu gönder de haddini bildirelim şunlara diyor. İstanbul'daki İngilizlerin baskısıyla. O da göndermiyor. Ona da Hakan ünvanını veriyorlar. Hakan telefonu kaldırıp daha önce Haymana'daki mutasarrıf değil, kaymakamlık yapmış olan Cemal Bey'e burayı milliyecilerin merkezi yapıyorlarmış. Kolları sıvayalım diyor. O da kalkıp gidiyor Haymana, bugünkü Polatlı civarından, işte Kargılı Kara Mustafa'yı hatırlıyorum o isimlerden, Seymenleri, Atlıları topluyor. Ayaş'takiler toplanıyor. 26'sında Kalecik'tekiler geliyor. Kalecik'tekiler geliyor. 26'sında cuma namazı aslında bilinenin malumunda ilanı bir galeyan. Ulucanlar'da Erzurumlar Mahallesi'nin önüne bir sancak dikiliyor. Tuğ dikiliyor. Evet, Saman Pazarı'na aynı şekilde. Sonra da hanlara yerleşiyorlar. Artık o büyük, önemli gün gelmek üzere. Davullar çalınıyor. Ha, çok güzel söylediniz. 70 davul var. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az derler. Hakikaten o davullar aslında tuğ, davul, bunlar anlıyorsanız yeni devletin işaretleri. Değil onlar mi? Geliyor. Televizyonumuza adı verilen gün hocam yaşıyoruz. Kızılca gün. Evet, burası Seymenlerin, o günlerin ruhunun yaşadığı, onların yuvası. Değil mi? Evet, paşa geliyor. Şimdi paşa geliyor. 27'sinde kuru, ayaz yaşanan bir gün. Ama önce şunu bir söyleyeyim. Sonra, hı hı, gözlerimizi kapatıp o anı yaşayalım. 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'nın başına devlet kuşu kondu. O gün yeni devletin kuruluşuna yönelik ilk adımlar atıldı. Ve madem ki destancı namını kullanıyorum, o zaman buraya bir kayıt düşelim. Düş. Hani Türk töresinde Ergenekon, Türeyiş Destanı ve Kurt'tan söz edilir ya, demir dağların arkasında güvenli yer Ergenekon. İşte o yeni yurt Anadolu'ydu. Anadolu Ergenekon'u ve Anadolu Ergenekon'un kalbi Ankara'ydı. İşte oradan milleti kurtaracak olan Kurt ete kemiğe büründü. Mustafa Kemal olarak göründü. Dahası o efsaneydi, bu gerçek. Bu destanda bir şey daha var, demin sözünü ettiğimiz kadim Türk töresi Kızılca Gün. Hepsi bir araya geldiğinde artık kaçınılmaz olarak o karanlık dağılacaktı. Şimdi lütfen bir an bizi izleyenler gözlerini kapatsınlar. 27 Aralık'tayız. Soğuk bir kış günü. Dikmen sırtlarından bugünkü meclis kavşağına kadar olan her tepede bir müezzin var. Sala okunuyor. Selalar sanki bir zincir gibi çınlatıyor gökyüzünü. Önde işte o kahraman yiğit Seymenlerin, ki yuvasındayız, dizildiğini biliyoruz. Kimi kaynaklarda 2700 atlıdan söz ediliyor. Ortamı 3000 diye söylenir hep. Arkasında Bacıyanı Rum dediğimiz Anadolu'nun kadınları, bacaları, yiğitleri var. Sonra dervişler sıralanmış, esnaf, okullar ve o 70 davul gümbür gümbür paşanın gelişini müjdeliyor. Muştuluyor. Muştuluyor ve o sırada duyulan sesler şöyle. Kongre paşası geliyor. Kongre paşası geliyor. Hoş geldin paşam nidaları.
yükseliyor. Saat 3 suları, bugünkü harp okulunun olduğu Kızıl Yokuş denilen yerde Seymenlerle o meşhur karşılaşması var. İşte oraya da biz anıtımızı diktik ya hocam, kavşağa. Yapanların, akıl edenlerin ellerine sağlık. Ankara'mıza çok yakışır. Bu Ankara Kulübü Derneğimizin çok büyük emeği var. Çok büyük emeği var o anıtın oluşturulmasında. Hepsini sevgiyle anımsıyoruz. Evet. Dohtoh meselesi. Ha işte o gün o Seymenler karşılama sırasında bir kere tarihe geçen bir diyalog var. Buraya niye geldiniz diye sorunca Mustafa Kemal Paşa, yoluna ölmeye geldik, evet, diye cevap veriyorlar. Ama o bekleyiş sırasında yapılan gösterilerde bir naradır bu. Doh, doh narası oyununda var. Şimdi ben burada futbol severlere seslenmek istiyorum doh dohla. Çünkü tribünlerde bize ait olmayan nümayişlerle taraftar olduğumuz takımları destekliyoruz. Örneğin Ankara Gücü, İmalatı Harbiyeciler. Programımızı Mert çekiyor. O, ona sesleniyorum. Evet, bence de o sıradışı sporda bunu kullansın. Şimdi İzlanda'dan kaynaklanmış balina çağırma hareketi kulağa hoş gelebilir. İlginç gelebilir ama bizi biz yapan Seymenlerin doh doh naraları var. Futbolcularımızı desteklerken doh doh naralarını bulup çıkartıp günümüze taşıyalım artık. Ne güzel. Hadi İmalatı Harbiyeciler, Gençler Birliği. Ne güzel, ne güzel Cedet. Ne hoş bir çağrı bu. Çok güzel. Teşekkür o şey ederim. Balina meselesi ne, onu anlamadım. İki önceki Dünya Kupası'nda bir hareket vardı tribünlerde. Her tarafa yayıldı. Onlardan biri, anladım. Evet, evet. Vuvuzela gibi, peki. Evet, evet. Ziraat Mektebi'nde ilk akşamı ve ilk telgrafı soracağım. Sonra da yayını sonlandıracağız. Mustafa Kemal Ziraat Mektebi'ne gittiğinde herkes onun ne kadar sağlığına düşkün, temiz, özenli biri olduğunu biliyordu. Ama Ziraat Mektebi'nde banyo yapacak yer yoktu. Alelacele sobacılar çarşısından tenekeden bir küvet yapıldı. Üst katta merdivenden çıkınca sağ tarafa dönersiniz. İleride soldaki odaya kondu. Onun yatak odası orası olacaktı. Baktığında Ankara Kalesi istikametine açılıyordu penceresi de. Ve orada bir telgraf merkezi kuruldu. Şimdilik yerimiz, temsil heyetinin yeri Ankara'dır dedi. Ama o şimdilik olmayacaktı. Ebediyen oldu. Ebediyen olacaktı. Evet. O hep bizimle. Evet. Çok teşekkür ediyorum Cevdet. Ben İyi de. Ki varsın. Gerçekten iyi ki varsın. Dilerim bu destanı anlatmaya devam ederiz. Ben de öyle dilerim. Teşekkür Herkes ederim. Anlayıncaya kadar. Sesimiz soluğumuz yettiğince yapacağız. Çok teşekkürler. Evet, bir başka Gizlerinin Peşinde programında yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.